Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, bir taraftan altın yükseliyor. Küresel piyasalar bugün Amerika'daki tarım dışı istihdam rakamlarına yüklenecek. Verilerle birlikte altının onsunun yükselişi devam ediyor. Diğer taraftan içeride dolar yükseliyor ve ayrıca küreselde yine petrol fiyatlarında da bir yükseliş var. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Kredi rating girişi de yükseliyor Türkiye'de. 30 milyara dayandı deniliyor. Bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da dün mecliste konuştu. Konuştuğu konulardan bir tanesi de Türkiye'ye giren sıcak paraydı. Onun açıkladığı rakamlarla kredi rating giriş rakamları aslında pek örtüşmüyor. Tabii Karahan sadece bununla ilgili değil, hem enflasyon rakamlarıyla, hem para politikasıyla, hem de kur korumalıyla ilgili konuştu. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey de karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet, ben bu kredi rate ile başlamak istiyorum. Baktığımızda kredi rate girişi 30 milyar dolara dayanmış gibi görünüyor. 29.7 milyar dolarda. Ama Karahan şöyle bir açıklama yaptı dün. Diyor ki, yani muhalefet partisi milletvekilleri de sorular sordu. Onlara cevaben şöyle diyor. Dönem dönem bu tarz yatırımcılarda yabancılar bazen kazanır, bazen de kaybeder. Bu yatırımın doğasında var. Bunun dışında bakiyesi tabii ki dönem dönem de değişiyor diyor. Ama hiçbir zaman 20 milyar doları geçmedi. Swap bakiyesi 16, 17, 18 milyar dolar civarında geziyor diyor. Kredi rate girişine baktığımızda 30 milyar dolara dayandı diyoruz. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın acaba bu içeriye giren para girişinin ne kadar olduğundan da mı haberi yok? Ne dersiniz? Ya Ebru, Türkiye'de çok saçma bir durum var. Hiçbir rakama güvenemiyorsunuz. Yani herkes kendince bir rakam konuşuyor. Dolayısıyla ne doğru ne yanlış bilmemiz mümkün değil. Ama şunu biliyoruz, kredi rate bir ülkeyi soyuşlemektir. Yani Karahan orada bilerek yanlış bilgi veriyor. Yatırımcı bazen kazanır, bazen kaybeder diye. Bu tip credit rate gibi yüksek riskli, yani ben credit rate'i Rus ruletine benzetirim. Çünkü credit rate'in esası şudur. Eğer kurlar yükselirse credit rate yapanlar enflasyona falan ilgilenmez. Kur seviyesiyle ilgilenir. Aldıkları faiz kurları yükselişinden yüksek olursa kredi rate'e para kazanır. Düşük kalırsa para kaybedebilir. Burada tabii çok büyük zararlar yazma olasılığı olduğu için kredi rate'e kolay kolay insider trading yapmadan, yani içeriden bilgi almadan bu tip riskli operasyonlara girmez. Yani kredi rate çok doğal bir yatırım değildir. Dünyanın her yerinde öyledir. Türkiye gibi marjinal ölçüde risklerin yüksek olduğu ülkelerde ise hiç böyle değildir. Yani çünkü credit rate yapmak için insanlar genellikle kendi parasıyla yapmazlar bunu. Düşük faizle kredi alırlar, yüksek faizle yatırırlar başka bir ülkede. Eğer kur artışı olmazsa veya en azından faizlerin altında kalırsa çok büyük para kazanırlar. Elin taşıyla elin kuşunu vurmuş olurlar. Şöyle diyeyim, yani gitti Japonya'da bir ev kadını, bir ev kadını 1 milyon dolar Japonya'da borç alabilir mi bilmem ama 1 milyon dolar borç aldı. Geldi Türkiye'de faize yatırdı. Türkiye'de bozdurduğu zaman kolay olsun diye kur 10 lira olsun. 10 milyon dolar, 1 milyon dolar 10 milyon Türk lirası yapar. Buna da %20 faiz aldı. Kurlarda o dönemde hiç artmadığını varsayarsak kadın İşte 6 ay sonra 1 milyon 200 bin doları cebine koyar, döner ülkesine gider, orada banka kredisini kapatır. Orada da faiz çok düşük olduğu için 180-190 bin dolar para kazanmış olur. Havadan para kazanmış olur. Bunun riski ne? Türkiye'ye yatırdı. Kurlar eğer faizin üzerinde artarsa, yani %20 faiz alırken kurlar %30 artarsa %10 zarar yazar. Eğer bu zararı da kapatacak bir mali kaynağı yoksa iflas eder. Bu tabii böyle işlemleri yani masumlaştırmak için Japon ev kadınları diye tabir kullanıyorlar. Bu aslında bir algı operasyonu buydu. Çok profesyonel ve içeriden bilgi alan
spekülatörler yapar daha ziyade. Onlar da kolay kolay yaş tahtaya basmazlar. İşler kötüye gittiği zaman ve işin kötüye gideceğine yönelik bir emare olduğu zaman hemen çıkıp şeye dönmeye çalışırlar. Dövize dönüp çıkmaya çalışırlar. Bu da ülke içindeki döviz fiyatlarını çok ciddi sallar. Şimdi Mehmet Şimşek'in projesi şu. Efendim diyor, faizler enflasyondan yüksek olacak, enflasyon da kurlardan yüksek olacak. Bu işte carry trade'çileri ve ülke içerisindeki para sahiplerini zengin etme işi. Ama kimi fakirleştiriyor? Halkı fakirleştiriyor. Kimi zora sokuyor? İhracatçıyı zora sokuyor. Yerli ve milli üreticiyi, yerli ve milli üretimi zora sokuyor. Yani aslında bu en az işte bir dönemki NAS politikaları kadar akla aykırı politikalar. Yaptıkları iş yanlış. Enflasyon düşüremeyecekler. Ben bugün Son Söz gazetesinde de yayınladım enflasyon düşüremeyecekler diye. Yani baktığın zaman aylık %3 enflasyona alkış tutan kişiler ciddi olarak ekonomiyi bilmiyorlardır. Dünyada birçok fiyat yerinde sayarken, hatta düşerken Türkiye'de aylık enflasyonun %3 civarında olması, ki ENAG'a göre bu %5 kusur. Yani Ekonomi Bakanı'nın utanması gereken bir şey. Hani dün görevi alıp da bugün bu seviyeler olsa şaşırmam. Ama aradan 1,5-2 daha yakın zaman geçmiş. Tık yok. Enflasyon düşmeye niyeti yok. Enflasyon düşmeyecek. Bunu yazımda da çok net anlatıyorum. Çünkü yanlış politikalar uyguluyorlar. Yani enflasyon düşürmek için hükümet harcamalarını kısmak gerekir. Hükümet harcamalarını kısmadan enflasyon düşüremez. Ama hükümet harcamalarını kısmak benim söylediğim kadar kolay bir iş değil. Orada radikal tedbirler alacaksın. Yani nedir? Mesela Özgür Özel çok doğru söyledi. Ona %100 katılıyorum. Bu yap işlet devlet projelerini kamulaştıracaksın kardeşim. Diyeceksin ki o 40 haramilere, çünkü sayı tartışmalı ama kimi 5 diyor, kimi 20 küsur diye, biz yuvarlayalım 40 haramiler olsun. Gel kardeşim, bu projeyi ben kamulaştırıyorum. Sen kaç para yatırmışsın buraya? Şu kadar para. Diyelim ki 1 milyar dolar. Al sana 1 milyar 100 milyon dolar. %10 kar ettin. Allah bin bereketini versin. Hadi sana güle güle. Ha. Uzlaşmadı mı? Ben çok para kazanmaya, fahiş kar elde etmeye doymadım. Dadı hoşuma gitti. Devam edeceğim dedi. Ya, yani devlet gücüyle başa çıkamazsın. Vergilerini çıkarırsın %98'e. Oraya da bir maliye müfettişi ordusunu yığarsın. Zerrece kaçak vermezse adamı pişman edersin. Yani devlet bunu yapabilir. Ama devlet devlet gibi devlet olursa. Ama şimdi bunu yapabilmek için o 40 haramiler denilen sermaye gücüyle çatışmayı göze almak lazım. İktidar bunu göze almıyor. Alsa yapar, o da yapar. Bunu yapmadan enflasyonu nasıl düşüreceksin hep? Bunu yapmıyor. Başka şey yapıyor mu? İşte hep konuşuyoruz, temcit pilavı gibi oldu. Arkadaş, 9 milyon Suriyeli'ye bakmayacaksın. Ya yani 9 milyon Suriyeli'ye bakarken sen enflasyonu düşüremezsin. Bunun gibi bir sürü şey var. İktidar mahfilleri bu konuda hep EYT'ye ve emeklilik sistemine odaklanıyorlar. Ebru, bu konuya biz çok girmiyoruz ama burada iki çift laf etmek istiyorum, müsaadenle. Bir, EYT erken emeklilik talebi değildir. EYT hukuki olarak dünya tarihinde görülen en garabet olaylardan biridir. Kanunlar geriye yürütülerek insanların meşru kazanılmış haklarının üzerine yatırmıştır 20 yıldır. Sen şimdi o 20 yıllık hakkın üzerine yatmışsın. İnsanlara niye maaş ödüyorum diye ağlıyorsun. Yani kabul edilebilir bir şey değil. İki, geçen gün Dünya Gazetesi'nde böyle bir polemik çıktı. İşte devlet 20 küsur milyon kişiye maaş ödüyor diye 16 milyon emekliyi de saymışlar. Bakın, emekli maaşları maaş bir ücret ödemesi değildir gerçekte. Aslında bir yatırımın geri dönüşüdür. Yani devlet borcunu ödüyor. Niye? Çünkü adamdan prim almış, işletmiş. Şimdi bu prim karşılığında adama bir hak ediş ödüyor. Bu rakamlara bakarsak maaş denilemez zaten orada. Hayır, rakamlara bakarsak da maaş denilemez ama şimdi efendim prim sayısı, prim ödemeleri şeye yetişmiyormuş.
maaş ödemelerine veya aylık ödemelerine yetişmemiş. Karışım o senin derdin. Niye? Çünkü sen o prim almışsın, işleteceğine, arttıracağına, hükümet harcamalarını finanse etmek için ucuz faizi kredi olarak kullanmışsın. Borç olarak kullanmış. Hani o görüyor ya, işte hazine bonosuna bu kadar talep geldi falan. Nereden geliyor bu işte? Sonra parayı enflasyona deve ettirmişsin. Şimdi maaş ödemeye gücün yetmiyor. Bak çok açık ve net söyleyeyim. Yani bir emekçinin hayatı boyunca ödediği parayla Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde metrekare metrekare arazi alsalardı bugün kişi başına ne bileyim aylık 50 bin lira maaş ödeyebilirlerdi ve hiç sıkıntıları olmazdı. Yani oradaki kent rantını emekli fonlarına transfer etseydin, yandaşa transfer edeceğin yerde daha adil bir şey olurdu. Çünkü orada bir rant transferi var. E madem rant transfer edeceksin, bunu emeklilik fonlarına transfer etseydin. Bugün bütün emekliler Avrupa emeklileri gibi dünyayı gezebilecek, çocuklarına, torunlarına destek olabilecek, iyi kötü işte yaşayabilecek bir seviyede olur. Bunları yapmamışlar. Şimdi paramız yok diyorlar. Kardeşim parayı yerken bunun hesabını yapmadın mı? Yapmadıysan yani 20 küsur yıldır ülkeyi sen yönetiyorsun. Şimdi laf söylemeye haklı. Dolayısıyla bunlar olmadan, bunlar halledilmeden de enflasyonu engelleyemezsin. Enflasyon tamamıyla hükümet harcamalarından kaynaklanır. Hele hele sen yanlış iş yapıp da gelirleri baskılamaya kalkarsan, tamam devlet tarafından ödenen bir takım gelirlerden tasarruf edersin. Ama devlet dışında çalışan insanlardan alacağın vergilerden zarar edersin. Çünkü hepimiz aldığımız parayı harcıyoruz. KDV'si, ÖTV'si, işte gelir vergisi, kurumlar vergisi derken o para tekrar devlete dönüyor. Yani ekonomiyi büyüttüğün zaman büyük ekonomiden alacağın, toplayacağın vergilerle enflasyonu kontrol etmek daha kolaydır. Ekonomi küçükken yani neyi toplayacaksın ki neye çare olacak? Peki enflasyon demişken Merkez Bankası Başkanı da Türkiye enflasyonu beklentimizin üzerinde geldi diyor. O da beklemiyormuş bu kadar yüksek gelmesini, daha düşük bekliyormuş. Biraz da son olarak kur korumalıyı sormak istiyorum. Kur korumalıya ilişkin de konuştu. 2023 yılı Ağustos ayında kur korumalının bakiyesi 143-145 milyar dolar civarındaydı. Şu anda bakiye 45 milyar doların altına indi diyor. Yani yuvarlarsak diyor 100 milyar dolarlık bakiyede bir azalma söz konusu diyor. Bunun kademeli olması da önemliydi. Hani o zaman rezerv görünümümüz farklıydı. Bu nedenle biz bunu düzenlemeler yolunda yaptık ve bu düzenlemeler de dönem dönem gözden geçirerek yaptık diyor. Yani 45 milyar doların altına inmiş 143-145 milyar dolardan bu da onları mutlu ediyor herhalde. Şimdi kur korumalı hesap işi milyonlardan alıp milyonerlere verme işiydi. Ben o zaman karşı çıkmıştım, bir anlamı olmadığını söylemiştim. Hükümet için de bir anlamı yok. Kur korumalıya para yatıran için de bir anlamı yok. Nitekim Mehmet Şimşek bu işin çok hatalı bir şey olduğunu söyledi. Yani bize teyit etti, bizim söylediklerimiz teyit etti. Ama bize haksızlık yapanlar o dönemde biz bir mucize ilaç bulduk, ekonomiyi düzeltecek falan deyip bize küfredenler bir özür dileme gereğini de duymadı. Ama şimdi Mehmet Şimşek bunu yapıyor. Kur korumalı mevduat işi aptalca bir şeydir. Gerek yoktur. Ben ekonominin rutin çözümleri dışında böyle zihni sinir projelerle bir çözüm üretmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Yani ekonomi bir bilim dalı. Dolayısıyla bilimsel yönteme, bilimsel veriye, bilimsel bilgiye dayalı çözümler üretmen lazım. Tamam, çok ekstrem çözümler bulabilirsin ama bunun bir bilimsel temeli olmalı. Yani kur korumalı mevduat meselesi Türkiye'nin geçmişte deneyimlediği ve pişman olduğu Özal döneminde Özal'ın zor bela tasfiye ettiği bir şeydir. Tabii bunun bütçeye yansımaları, işte dolaşımdaki para miktarına yansımaları falan. Yani şu anda verdiği hasarı tam bilemiyoruz. Ama ciddi hasar verdi. Diyelim o zaman bu haftaya da böyle noktayı koyalım. Haftanın son işlem gününde. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.